Hasretciğim, lezzetli tabak çıkar. Ondan sonra seninle öyle tartışalım. Gayet şu an, lezzetli tabak çıkartacağım bugün. Şu an aynı kulvarda değiliz. Lütfen, benim merak ettiğim başka bir şey var. Ona girmek istiyorum. Şimdi, dün ben duyduğuma göre... Üç kayınvalide, Hasret'in, senin, benim, kayınvalidelerimiz ayrı bir odada, Mevlüt'e teyze ayrı bir odada oturuyor. Evet. Nasıl ya? Evet. Niye? Hani anlamadım ben, ayrı duruyormuş. Onunla, o mu oturmak istemedi, bizimkiler mi onunla oturmak istemedi, onu anlayamadım. Kızlar, size şu... Haberin var mı? Evet, haberim var. Dün kaynanam çok üzgündü. Ağladı yanımda. Aa. Ben de hani dayanamadım yani. Kaynanamı dışlıyorlar. Üçü bir oluyor, benimkini atıyorlar. Aa! Şaka mı yapıyorsun? Kayınvalideler bu zamana kadar kimseye öyle bir şey yapmadılar. Özellikle Nurten teyze dün kaynanamın üstüne bayağı gitmiş. Allah Sen Allah. Nasıl altın aldın? Benim sayemde aldın, benim verdiğim puanla. Şunu bilsin ki burada tek o kaynana değil, üç kaynanın puanı daha da var. Dün dedik ki benim kayınvalidem hiç göründüğü gibi bir insan değildir diye. Zaten kendisi kayınvalidesi hakkında bize ipucu verdi. Burada yemek puanlarken sesi içine kaçan, nasıl yemek puanı vereceğini bilmeyen bir insan yukarıya çıktığı andan itibaren aslan kesiliyor. Kayınvalidelere bir şekilde hemen siz bana bunu nasıl yaparsınız, siz bunu nasıl söylersiniz diye yüksek sesle konuşuyor. Ama burada ekran önüne geldiği zaman da tamam öyle mi diyor. Herkesi bana kışkırtıyor. Bak, bana bak Hasret. Herkesi kışkırtmıyor ben bir kere. Ben ne oynuyorum? Kameralara ne oynuyorum? Sen ne diyorsun sen? Kaynanan bir yandan, sen bir yandan. Oynuyorsun. Burada senin, puan verirken çiftliği değil kızım. İçine içine burası senin babanın çiftliği değil. Ne de senin kaynananın yeri değil. Tamam mı? Biz buraya yarışmaya geldik. Kimseden bir şey yapmaya gelmedik. Tabağın altındaki isimleri kimse bilmiyor. Kendinize gelin bir ya. Senin zaten kendinize yemek bilgin burası yetersiz. Sadece size ait bir yer değil. Senin yemek bilgin yetersiz zaten. O konuya hiç bile girmek istemiyorum ama. Belli oluyor. Dünkü ama yaptığın tatlıyı bile yaptın. Sessiz sessiz durup durup yukarıda herkese intikamını biriktirip de saldıramazsın. Bir şey söyleyeceğim Hasret, sen odada mıydın? Kayınvalidem anlattı bana orada yaşananları kızlar. O günkü olay gibi sen görmezsin, şahit olmazsın, yine birinin ağzından Hasret. Anlatıyorsun. Kızım sen yemeğine odaklan, yemeğini yap. Ben burada gereken onun cevaplarını veriyorum. Ben onun cevabını verebiliyorum. Sen yemeğine odaklan, tamam mı yavrum? Ben onlara da yeterim, yemeğimi de yaparım burada. Onlar hiç merak etmesinler. Tamam, sen yemeğine odaklan, ben cevabını burada, vereceğim onun. Üzerine atlayabilecekleri, bağırabilecekleri başka kobaylar bulsunlar. Benim kayınvalidemi değil. Kimse senin kayınvalideni kolay lokma bulup da burada hiçbir şey yapamaz. Merak etme. Ben onunla muhatap olmak istemediğim için o odadan çıktım. Karşı odaya geçtim. Hala arkamdan geldi. Hala konuşuyor. Çünkü nerede ne konuşacağını bilmiyor. Sadece kameraya oynuyor. Benim kaynanam bir kere kameralar oynamasını bilmez kızlar. Bunu en güzelini Nurten teyze yapar. Başardı da zaten. Senden mi öğreneceğim konuşmayı? Çünkü konuşmasını zaten ne yaptın? Can bir konuşuyorsun, daha susmasını bilmiyorsun be. Susmasını bilmiyorsun. Paylaşamadığınız nedir, ya ben anlamadım. Bir şey yok yani, bilmiyorum. Bana taktı kadın. Bir takması var yani, saatlerce de susmak bilmiyor. Şimdi nedir bu ya? Ne bu hırs nedir yani? Para hırsı nedir bu yani? Siz de susmuyorsunuz. Ama beni en sonda yani sinirlendirdi de ben susmuyorum. Sevilay Hanım, gittim çıktım odadan, gittim arkama gelen kim idi? Ben oradaydım. Evet değil mi? Ben sen oradaydım. Oradaydın, arkama gelen kim idi? Ben oradaydım. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben önce şuna noktayı koymak istiyorum Sevilay. Hani kimse kimseye burada üzülerek 5 puan verdim. Vermez, demek. Vermez. İnanmam. Ona katılmıyorum zaten. Evet, onun vermez. Orada bir dur. Bir İnanmam. Dakika, duracağım. Üzüldüm de. Damak zevkine göre veriyoruz yani burada. Gelinler bir arada. Bu böyle gitmez. Bunun ortasını bulmanız lazım. Böyle olmaz. Biri geliyor odaya, biri gidiyor odadan. Aynen yani, barışın. Ben barışın derim. Bence yani birbirinizden... Vallahi ben sabah ona... Kim suçsuz? Ben küs kalmayı hayatta sevmem, kün tutmayı sevmem. Kim hatalıysa... Ben ona teklifimi yaptım, ben küs kalmayı sevmem. Baktım ki dönersen dön. Senin kayınvaliden, ben burada gördüğüm ne biliyor musun? Biri bağırsa ses
ses vermeyecek bir insanken yukarıda benim kayınvalidem hadi diyelim ki bağırdı çağırdı. Burada sesi çıkmayan kadının yukarıda nasıl bir sesi çıktı da benim kayınvalidemi çıldırttı? Madem o şekilde çıldırabilen bir insan burada puan verirken neden içi böyle içine? Niye bizim hakkımızı yemek için mi? O zaman senin kayınvaliden burada oynuyor. Ben hiçbir şeyden anlamayan bir insanım. Yemek yapmaktan da anlamıyorum. Puan vermekten de anlamıyorum. O yüzden sizin hakkınızı yiyorum diyor. Ama seni bulmaya çalışıyor. Demek ki bizi de susturmaya çalışıyor. Orada dur bakalım. Benim kaynanam bir kere aşçı. Kaç yıl, 40 yıllık ev iş hayatı var.